etkilenen kesim de aslında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı. Onlar en çok sabredenler, metanetle beklediler bir yıl boyunca Mart ayından itibaren. Beklediler, sabrettiler, evde kaldılar. Şimdi artık yavaş yavaş bu normalleşme sürecinde onlar için de yavaş yavaş sokağa çıkma vakti. Şu anda Ankara'dayız. Orta riskli bölgelerden bir tanesi başkent Ankara ve 42 ilden bir tanesi. Düşük riskli ve orta riskli bölgelerde artık 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Şu anda Kurtuluş Parkı'ndayız. Aslında en çok onlar yürümeyi özlediler, gezmeyi özlediler, açık alanlarda dolaşmayı özlediler. O yüzden bu tür parklar, alan, açık alanlar şu anda bu şekilde gördüğünüz gibi onlarla dolu, yürüyüş alanları dolu. Konuşuyoruz onlarla önce. Ve şunu söylüyorlar en çok, yürümeyi unuttuk. En güzeli de bu oldu. Çıktık ve yürümeye başladık. Aslında dilerseniz onlara soralım. Neler yaşadılar, neler hissettiler bu süreçte 65 yaş üstü. Efendim, hava da çok güzel. Evet, hava güzel. Yaşınızı öğrenebilir miyim önce? 70+2. Maşallah diyelim size. En çok siz sabrettiniz. Tebrik ediyoruz öncelikle. Artık biraz daha tedbirli bir şekilde sokak. Çıkma vakti, ne hissediyorsunuz? Evet, ayaklarımız birbirine dolaşıyor. Bacaklarımız ağrıyor. Yürümeyi ve yürümeye çalışıyoruz. Kısa mesafelerle alıştıracağız kendimizi. Aşı oldunuz mu? Oldum, evet. İkinci aşı olacağım bir hafta sonra. Mutluyuz yani. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Ahmet, bunun gibi tabii Kurtuluş Parkı gibi Ankara'nın birçok yerinde, açık alanında, açık alanlarında bu şekilde artık görmek mümkün. Hem 20 yaş altına, onlar 20 yaş altı hem okula başladı hem de sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar. Ama şunu belirtelim, düşük riskli ve orta riskli bölgelerde, yani eğer haritada bulunduğunuz şehir mavi ise ya da sarıysa bu sokağa çıkma kısıtlamasından muafsınız. Ancak turuncu ve kırmızıya boyanmış durumdaysanız hala kısıtlama devam ediyor. Sadece süresi biraz düşürülecek. 4 saat kadar düşürülecek. Ancak kısıtlama onlar için hala devam ediyor. O yüzden aslında biraz da mücadele olur mu acaba? Bütün harita sarıya boyanmak için çabalanır mı? Maviye boyanmak için çabalanır mı? Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Evet. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim, şükür iyiyim. Hava çok güzel. Hava çok güzel. Yaş kaç? Yağış yok. Yaş kaç? Yaş 44, 1944, 77 doğumluyum. Maşallah. Sokağa çıkma kısıtlamasına en çok siz evde çok kaldınız. Sevindim. İçeride biz sıkıldık. Geçen seneden beri içerideyiz. İki aşısını yaptım. Kimse aşıdan korkmasın. Aşı çok güzel. Yani bir etkilenme falan yok. Yani sanamazsın ki. Ben giderim aşıda. Rahatsız olum, hasta olum, öyle bir şey yok. Hiç alabilir ki belli olmuyor. İkisini de yaptım. He. Maşallah size. He. Sokaktasınız. Sokakta. Nefes alıyorsunuz. Kurtuluş Parkı'nda havalıyık. Bura ne güzel. Millet var, insan var. Evet. İyi oturmalar efendim size. İyi dinlenmeler diyelim. Evet. Ahmet, 65 yaş üstü için bugün çocuklar gibi şen olma vakti maalesef. Tabii ki yani tedbirler devam ediyor ama bir senedir onlar evlerde artık nefes alamayacak duruma geldiler tabii ki. Bu tedbirleri devam ettirebilmek için artık şu anda onlar için biraz biraz yavaş yavaş nefes alma vakti. Onlar da bu yürüyüş alanlarında, açık alanlarında keyfini, tadını çıkarıyorlar. Gördüğünüz gibi spor yapan var, oturan var, yürüyüş yapan var. İşte 20 yaş altı da parklarda onlar da çocukluklarını yaşıyorlar elbette. Ama tedbirler devam etsin. O harita tamamen masmavi olana kadar inşallah tedbirlerin devam etmesini dileyelim biz de buradan Ankara'dan. Sözü sana bırakalım. Şimdi Damla'nın yayında 77 yaşında bir büyüğümüz var diye, iki aşımı da oldum. Hiç kimse korkmasın, endişelenecek bir şey yok diye. Şimdi hem aşı haritasına hem de Türkiye'de koronavirüsteki o illerdeki son duruma bakacağız. Öncelikle 4 renkli vaka haritamız var. Dünden bu yana defalarca gördünüz aslında bu haritayı, 4'e ayrılmış vaziyette Türkiye 4 farklı renkle sembolize ediliyor. Nedir bunlar? Mavi renkler düşük riskli risk grubu demek, mavi iller. Sarı iller
orta riskli il gruplar. Aynı şekilde turuncular yüksek risk, kırmızılarsa çok yüksek risk. Şimdi biraz önceki o amcamıza bahsetti ya, iki aşımı da oldum, herhangi bir sakıncası yok. Hepiniz aşıyı gönül rahatlığıyla olabilirsiniz diye. Peki Türkiye'deki aşı tablosu ne? Şu ana kadar 9 milyondan fazla aşı yapıldı Türkiye'de. 9 milyon 57.632 tam sayıyı vermemiz gerekirse eğer. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 7 milyon 116.464. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 1 milyon 941.168. Yani yaklaşık 2 milyon kişi ikinci dozunu da aldı ve artık tamamen korunmaya başladı. Üç büyük ilimize de bakalım hızlıca. Ankara 758.966 kişi aşılandı. İstanbul'da 1.450.481, yani İstanbul hızla 1,5 milyon aşıya doğru ilerliyor. İzmir'de de 601.720 kişi aşılanmış vaziyette. Türkiye aslında aşılama sürecinde oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor diyebiliriz. Özellikle dünyadaki diğer pek çok ülkeyle karşılaştırdığımız sırada. Şimdi dünyadaki diğer pek çok ülkeyle karşılaştırdığımız zaman dedik, dünyaya da bakalım madem yeri geldi.